Okumuş olduğum ayet-i kerimede Rabbimiz İsra suresinde ve Alen şöyle buyurmaktadır. Estağfurullah. Şüphesiz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Okumuş olduğum hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Yani. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam hal ve tavrıdır. Rahman ve Rahim olan Allah insanı yarattı. Ona okumayı, öğrenmeyi nasip etti. Kullarım akılını ve kalbini vahiyle, imanla, ahlaki öğütleriyle besledi. İslam'ın iyice kavranabilmesi için son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı ve hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'i bize lütfeyledi Rabbimiz. Kur'an bir hidayettir. Dünyada yolunu kaybetmek isteyenlere, dine uygun yaşamaya çalışanlara, muttakilere olan bir rehberdir. Kur'an bir beyandır. İnsanlara Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarını, dinimizin hükümlerini açıklayan bir kılavuzdur. Kur'an Furkan'dır. Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran, gerçeklerin fark edilmesini sağlayan bir kelamullah'tır. Kur'an şifa ve rahmettir. Dertli gönüllere deva, suya muhtaç iklimlere bolluk ve berekettir Kur'an. Kur'an geceyi ve gündüzü, karayı ve denizi, doğumu ve ölümü birer bizde ibret kaynağı olarak düşündüğümüzü sağlar. Hayvanlar da sizin için elbette ibret vardır buyurmakta kelamlar. Karıncadan, arıdan, örümcekten ve diğerlerinden bütün nebatattan, bütün hayvanattan ibret almamızı bizlere tavsiye eder. İbret ve tefekkür hal yaşamamızı bizlere emreder hakimler Kur'an. Geçmiş ümmetlerin başından geçen hadiselerden çarpıcı kesitler bize anlatır Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberlerin yaşadığı zorlukları ve Allah'a yakarışlarını anlatarak bizlere şu şekilde anlatır kelamında Rabbimiz. Onların kıssalarında akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Kur'an'da ilk yaratılmış olan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan, ruhun gemisinden, İsa Aleyhisselam'ın hayatından, Musa Aleyhisselam'ın kelamullah makamından, Tuzağından o günlerden bugünlere kadar hepsi Kur'an'da kısa kısa anlatılmaktadır. Yoksa nereden bileceğiz, haber edeceğiz ya? Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir Müslüman, Hazreti İbrahim'in emsalsiz tevhid mücadelesini görecek ve Allah'ın birliğine iman ettiğini bir kez daha sevecektir. Halilullah'tır İbrahim Aleyhisselam. Karşılaştığı her türlü zorluk ve eziyeti göğüs gelen Hazreti Musa Aleyhisselam'ın azmini örnek alacağız. Yusuf Aleyhisselam kendisini haramdan nasıl koruduğunu, İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın verdiği mucizelerle insanlığı nasıl bir şekilde müjdeleyeceğini Kur'an'dan öğreniyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahiyle yorulan hayatında, ayetlerle şekillenen ahlakından muazzam dersler çıkaracağız. Ecdadımız Allah kelamının en üstün tutulmasını uğruna ömürlerini vakfettiler. Ellerinde bir sancak, gönüllerinde iman, tevhid, inancı gidebildiği yere kadar gittiler. Bütün dünya nimetleri ellerin altında olsa da Mushaf-ı Şerif'i baş tacı kıldılar. Evlatlarının eğitimlerini Allah'ın adıyla, kitabının fatihasıyla başladılar. Her gece yatmadan önce okumuş olduğumuz Âmener Resulü olarak bildiğimiz Bakara suresinin ayetlerinden oluşan Estağfirullah. Âmen er-Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu'minun. Yani diyor ki ayet-i kerimede Rabbimiz mealen, peygamber Rabbinden kendisine indirilene inandı, müminler de ona inandılar. Ehli iman ifadesinin sırrına mazhar olmaya çalıştılar. Kur'an-ı Kerim ile bağrımızı, gönüllerimizi diri tutmak lazım. Okuduğumuz
ayetlerin anlamlarını öğrenmek lazım. Öğrenmeye çalışalım ve okuduğumuzu bilelim. Çocuklarımızın yazın öğrendiklerini kışın unutmamaları için onlara da yardımcı olalım. Önce kendi nefsimiz. Kendi nefsini ıslah edemeyen başkasını zaten ıslah edemez ya. Ben öğrenmezsem af buyurun evimde yemeğimi yedim, nimetimi yedim, çayımı yudum derken bir anda farklı bir şeylerle meşgul olurken evladımızdan Kur'an okumasını nasıl bekleyebiliriz yani? Evlat kimi örnek alacak? Anne babayı, abi kardeşi örnek alacak ya. Yani. O yüzden evlatlarımızı yazın Bursa gönderdik, orada da öğrendiyse öğrendi değil, böyle değil ya. Yani. O yüzden ecdadımız ne diyordu burada? Ayet-i Kerime'nin onu kendine bir baş tacı edindi. Yıllar boyunca son nefesine kadar o hal üzere yaşadılar. Ve Kur'an öğrenmeye ve öğretmeye ayrılan her saniyenin, hatta her anın Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olmayı unutmayalım inşallah. Hutbeme son verirken Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşetti. İmandan da Kur'an'dan kıyamete dek nesillerimizi, ya Rabbi nesillerimize bizleri mahrum etmesin Allah'ım. Ve her zaman duamıza yer ayırdığımız gibi gönülden diyoruz ki ya Rabbi bizleri Kur'an'ın nurundan, Kur'an'ın ışığından, feyzinden, ilminden bizleri ve sünnet Resulü'nün hayatından bizleri derin olsun. Rabbim ayrılmasın inşallah.